Azıcık karnım guruldamaya başladı. Böyle midem törpülüyormuş gibi bir ses geliyor. Ne yaptım şimdi? Baktım, kokladım, dokundum, sesini de dinledim. Ah, 40 kalori. Şaka mısınız? Çok sevdim bu işi. Next. Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte mindful eating yapacağız. Mindful eating nedir? Aslında bunun 5 temel kuralı var diyorlar. Bunlar ne? 5 duyumuzu hissederek, her türlü yaşayarak bir şeyleri yemeyi deneyeceğiz. Faydalarından biraz bahsetmek gerekirse, yemeği yerken o kadar yemeğe odaklandığın için o yemekle bir hale geliyorsun. Tabağımıza koyduğumuz yemeği çok da düşünerek koymuyoruz. O sırada göz kararı, işte şundan koyayım, bundan koyayım falan gibi bir tabak hazırlıyoruz kendimize. Ama mindful eating deneyimlediğimiz zaman aslında gerçekten doyduğumuz noktada o yemek yemeyi kesmiş olacağız. Eğer biraz kilomuza dikkat ediyorsak elverişli bir yöntem bu. Çünkü daha az tüketiyor olacağız. Beynimiz vır 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 vır, fikirler, düşünceler geliyor gidiyor. Meditasyondaki hedef bunları aslında aklımızın daha dışına atmak, anda kalmak. Bunu doğru yapmak ya da yanlış yapmak gibi bir şey yok. Elimizde atıyorum üzüm parçası var. Aklımıza köpeğin mamasını vermiş miydim gibi bir soru da gelebilir. Bunun farkına varmak da aslında bu mindful eating için çok önemli bir şey. Çünkü onun farkına varıp tamam ben üzüme dönüyorum dediğin anda da buna çok güzel bir adım atmış, giriş yapmış oluyorsun. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu biraz oyun gibi yapacağız. Aradolu ekibi bir şeyler seçti. Ben hiçbirine bakmadım. Karşıma çıkanları tadacağım. Tattığım sırada da bu 5 duyuda neler hissettiğimi sizinle paylaşacağım. Sanırım 10 sene önce ilk defa denemiştim. Wow! Olmuştum aslında. İnanın kendiniz de denediğiniz zaman göreceksiniz. Çok değişik bir deneyim. Sofrada görüşmek üzere. Şu anda ana odaklanmam gerekirse önümde bir sürpriz var. Azıcık karnım guruldamaya başladı. Böyle midem O zaman ben başlıyorum. Bir anda yok sanmıştım. Bu şey elma gibi duruyor. Elma kokusu alıyorum. Yumuşak bir dokusu var. Kokusu hoşuma gitti. Çok hafif böyle bir tatlı hissi verdi. Şu an ellerimi sürtüyorum. Sanki böyle sert bir şeye sürtüyormuşum gibi geliyor. Ne yaptım şimdi? Baktım. Kokladım. Dokundum, sesini de dinledim. Şimdi tadıyorum. Küçücük bir parça alalım. Ay tadı çok hoşuma gitti. Hani böyle sağlıklı şeker yiyormuşum gibi geldi. Yani şu an aklıma ilk gelen kelime mutlu. Şimdi burayı da mutlu edeceğim. Aşırı güzel. Yani normal şartlarda ben bunu 4 ısırıkta bitirirdim. Ama şu an bu kadar küçük parçalarla tadının daha iyi farkına vardıkça büyük ihtimalle bir tanesi bana yetecek gibi bir hisseyim şu anda. Yani şu anki öngörüm öyle gerçekten. Yedikten sonra kokladığımda aynı koku gelmiyor. Çok enteresan, aşırı enteresan. Güzel ya, sevdim. Aradolu bana paketi verdi. Kabuksuz elma dilimleri, şeker ilavesiz. Seçilmiş meyveler mevsiminde toplanır. Teşekkür ediyoruz. Şükran duyuyorum. 91 kalori, bunun tamamı. Çok sevdim bu işi. Next. İlkini doğru bildim. Bakalım ikincisinde de şansım yaver gidecek mi? Ya da hislerim o kadar ana odaklı ve kuvvetli mi? Üzerinde oldukça dokusu olan. Törpülüyormuş gibi bir ses geliyor. Bayağı sert. Çılık dedi. Çok sert bir şey yiyorum şu anda. Bu sebzeli bir şey. Hafif baharat da var galiba. Tam ara öğün kıvamında. Zaten bunu ana yemek diye yemeyin. Ben bunun ne cips olduğunu bilemedim. Aradolu bana paketi göster. Hadi. Fırınlanmış sebzeli cips. Ya sebze dedim demedim mi? Dedim. Pancar, soğan, zeytinyağlı. Güzel. Peki şeyi merak ediyorum. Baharat tarzı bir şey var mı acaba diye. Mısır unu, kaya tuzu, elma sirkesi. Wow yani bilemedim. Pancar, soğan. Şimdi sıra üçüncü tahminde. Çok tatlı bir kalp bu. Rengi kahverengi. Ne kokusu aldığımı tarif edemiyorum şu anda. Ay bunun kırılma sesi çok hoşuma gitti. Bu kesin... bu kesin baharatlı. Acı bir his var. Ama böyle biber acısı kadar ağzımı rahatsız edecek bir şey değil. Karabiber falan da var galiba bunda. Yani şu an o geliyor. Ben bunu kuru domatesli, biberiyeli cips olarak adlandırmak istiyorum. Paket please. Doğal kolajen ve protein cipsi. Kuru erikli mi? Erikli domatesin bir kan bağı var mı acaba? Arkadaşlar bir dakika. Kuru erikli. Ben şok. İçindekilere bakıyorum. Tamam işte. Dedim biberiye. Kekik varmış. Karabiber dedim. Karabiber de varmış. Paça. Kolajen paça. Wow. Ben bunun domatesli olduğuna yemin edebilirim. Bu arada spordan sonra protein ve kolajen için çok idealmiş. Sevdim. 40 kalori. Şaka mısınız? Çok ideal. Afiyet olsun.
Çok güzel bir deneyimdi. Bu mindful eating aslında Türkçesine bakarsak bilinçli farkındalık. Nasıl diyet yaptığımız zaman ne derler? Daha çok çiğneyin, daha yavaş yiyin. Gerçekten o kadar yavaş yiyince çok güzel tatlarını aldım. Tahmin edememiş olsam da. O konuda iyi değilim galiba. Mesela tek başınıza yemek yerken aklınızdan birçok düşünce geçiyor olabilir. Bu mindful eating'i denerseniz o düşüncelerden uzak kalmış olacaksınız ve tamamen yemeğe odaklanacaksınız. O çok güzel bir şey. Kalabalık bir sofrada yemek yerken de aslında uygulayabileceğiniz bir şey. İlk birkaç tane ısırıkta vesaire bunu yaptığınız zaman etrafınızdakilerden az da olsa biraz soyutlanıp kendinize, yediğiniz şeye odaklanmış olacaksınız ve bunun faydalarını çok kısa zamanda göreceğinize eminim.